Merhabalar efendim. Yeni bir Türkistan gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda bağımsızlığının 7. yılında Kosova'da meydana gelen gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilerini çok kıymetli bir konukla ele alacağız. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı bugün konuğumuz, stüdyo konuğumuz olacak. Konumuza geçmeden önce haftanın haber başlıkları ile ilgili bir bandımız var. Her zaman olduğu gibi onu izliyoruz, sonra konumuza geçiyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hocalı katliamının 23. yıl dönümünde Azerbaycan'daydı. Çavuşoğlu, Hocalı'da 613 kişinin Ermenilerce katledildiğini anımsatarak, "Soykırımın yıl dönümünde buraya geldik. Hocalı'da katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz," dedi. Çavuşoğlu, dünyaya Hocalı'da neler yaşandığının iyi anlatılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğini söyledi. Bir soru üzerine Erivan yönetiminin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi amacıyla 2009 yılında imzalanan protokolleri Anayasa Mahkemesi'ne götürerek protokollerin içini boşalttığını kaydeden Çavuşoğlu, "Ermenistan samimiyet sınavından geçemedi. Komşularına karşı art niyetli olduğunu görüyoruz. Zaten protokollerin yürürlüğe girmesi için şartımız vardı. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerekiyordu. Bu şart yerine gelmeden bizim protokolleri uygulamamız söz konusu değildi," dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ın kendi tutumu dolayısıyla bölgesel işbirliği mekanizmalarının dışında kaldığını da kaydetti. Türk Hava Yolları 15 Mart'tan itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bakü'ye sefer düzenleyecek. Böylece Kafkaslar'da Tiflis'ten sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na uçuş imkanı sağlanacak. Seferler haftanın 7 günü karşılıklı olarak gerçekleşecek. 1990'lı yıllardan başlayarak Kazakistan'ın Karaganda ve Jambil illerinde kendi askeri varlıkları için arazi kiralayan Rusya, bu ülkeyle olan askeri arazi anlaşmalarını yeniledi. Anlaşması yenilenen askeri araziler ve kira bedelleri Rusya Bakanlar Kurulu'nun resmi sitesinde yayınlandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rusya kritik 11 anlaşmaya imza attı. Taraflar aralarında Rus savaş gemilerine Akdeniz'de kolaylık sağlayacak anlaşmanın da bulunduğu 11 anlaşmayı imzaladı. İmzalanan askeri işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklama yapan Putin, iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve Rus donanmasına ait gemilerin Kıbrıs limanlarına girmesi kimseye karşı bir hareket değil, dedi. Rum haber kaynaklarına göre anlaşmalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikametgahında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Putin'in himayelerinde Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından imzalandı. Rus savaş gemilerine sağlanacak kolaylıklarla ilgili anlaşma, daha önce bu tarz bir anlaşmanın hiç imzalanmamış olması nedeniyle dikkati çekiyor. Anlaşmalar, iki ülkenin savunma bakanlıklarının işbirliğini ve özellikle de Rusya'ya Rum yönetimi denizcilik altyapısı düzeyinde kolaylıklar sağlanmasını öngörüyor ve Rusya'nın Kıbrıs konusundaki tezini açıklıkla ortaya koyması açısından da önem taşıyor. Çeçen ve İnguş halklarının tamamının 23 Şubat 1944 tarihinde dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Genel Sekreteri Joseph Stalin tarafından bir gecede evlerinden toplanarak Sibirya steplerine sürgüne gönderilmesinin 71. yıl dönümü Kayseri'de anıldı. Anma programı Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Türkiye Fahri Konsolosluğu tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Kayseri, Maraş, Adana ve Ankara'dan gelen pek çok kişi katıldı. Avrupa Parlamentosu 2006 yılında 23 Şubat'ı Dünya Çeçenistan Günü kabul etmişti. Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 23 yıl önce Ermeni askerlerince katledilen 613 kişi, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde düzenlenen programlarla anıldı. Katliamla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nca yayınlanan bildiride, Hocalı katliamının müsebbiplerinin uluslararası hukukta yargı önüne çıkması, Ermenistan'a da işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrısı yapıldı. Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini kınıyoruz denilen bildiride şunlar kaydedildi.
İnsanlık tarihinin en kara sayfalarından biri olan Hocalı katliamı sonuçları itibariyle bölgede barış, huzur, güvenlik ve istikrar açısından bugün içinde bir sorun olma niteliğini korumaktadır. Sivil halka yöneltilen bu acımasız insanlık dışı saldırganlık ve işgal neticesinde 1 milyona yakın Azerbaycanlı kardeşimiz yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve 20 yılı aşkın süreden bu yana kaçkın hayatı yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Olayın şahitleri, kurbanları hala hayattadır. Dolayısıyla Hocalı'da yaşanan olaylar tarihi bir olay değil, günümüzün bir gerçeği olarak görülmelidir. 26 Şubat 1992 yılında Hocalı'ya giren Ermenistan ordusu, çocuklar ve kadınlar dahil 613 sivili katletmiş ve 1275 kişiyi rehin almıştı. Rusya'ya çalışmaya giden yabancılar, göçmenlere getirilen kısıtlamalar ve ruble cinsinden ücretlerinin alım gücünün azalması yüzünden ülkelerine geri dönüyor. Bundan en fazla etkilenen ülkelerden biri de Kırgızistan. Rusya'da çalışan Kırgızların sayısı 540 bini buluyor ve göçmen işçilerin ülkelerine gönderdikleri para ülke ekonomisinin %20'sini oluşturuyor. Ancak son dönemde Rusya'da iş bulamayan vatandaşların geri dönüşü nedeniyle Kırgız ekonomisi zor durumda. Özbekistan'da ise son günlerde artış gösteren cinayetlerin nedeni Rusya ve Kazakistan'dan çok sayıda göçmen işçinin dönüşüne bağlanıyor. Diğer taraftan dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşmesinin ardından Azerbaycan Merkez Bankası 16 Şubat'ta dolara endeksli kur sistemini dolar ve avroya endeksli kur sepeti sistemiyle değiştirmiş. Bu gelişme sonrası Azerbaycan para birimi manat dolar karşılığında değer kaybetmeye başlamıştı. Azerbaycan manatı avro karşısında %33,8, dolar karşısında %33,9 değer kaybetti. Evet, haftanın haber başlıklarına da birlikte baktık. Konuğumuz takdim etmek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar. Aynı zamanda Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Kosova'dan programımız için geldiniz. Aslında biz de sizlere yani davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çünkü Kosova önemli bir konu. Oradaki Kosova'nın Türklerin de durumu ayrı bir konu. Dolayısıyla hem sizi hem de TRT camiasını tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 17 Şubat'ta Kosova'nın bağımsızlığının 7. yılı kutlandı. Değişik törenler yapıldı. Biz de bu vesileyle Kosova konusunu en yetkili ağızlardan biriyle ele alalım istedik. Şöyle başlasak, bu geçen 7 yıllık süre içerisinde bir özet yapmak gerekirse ana başlıklar olarak nelere değinilebilir? Elbette en başta işte Kosova'nın bağımsızlığın tanınmasıyla beraber diğer devletlerden de tanınması ve bu çerçevede de Kosova Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada yer alması ve iç dinamiklerin geliştirilmesi, Kosova uluslararası toplumunun oradaki Kosova halklarıyla, dolayısıyla Arnavutlarla, Türklerle, Boşnaklarla, bir nevi Sırplarla beraber de kurulan bir devlettir. Ve o devletin yapısı da yine uluslararası müzakereler neticesinde Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin katıldığı bir süreçte öngörülen bir anlaşmaya göre, onun devamında o anlaşmanın neticesinde yazılan bir anayasa, bu hükümetin, bu devletin hem idari sistemi hem de azınlıklara verilen haklarla beraber ayrı bir özelliği vardır. Bu konuda da Kosova, Kosova'nın bağımsızlığı elbette bir başarı öyküsüdür. Ama bu başarı öyküsü içerisinde elbette iç ve dış etkenlerden de dolayı yaşadığı kendi öz sıkıntıları bulunmaktadır. Bir süreç değil mi? Şimdi kaç ülke tarafından tanındı bugüne kadar? 106 ülkenin sanırım tanıdığı. Ama aslında çok önemlisi olan, bizim için hayati önemi taşıyan Birleşmiş Milletler'de bir an önce artık Kosova Cumhuriyeti'nin de eşit bir devlet yer alması anlamı çok daha önemli olacak. Şu andaki ana hedef o değil mi? Birleşmiş Milletler üyesi olup bir sandalye sahibi olmak. Hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Birliği'nden, tüm Avrupa Birliği devletlerinden de tanımasıdır.
Avrupa Konseyi üyeliği de gündemde sanki, o görüşmeler. Bu Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası örgütlere katılım, bunları takip ediyor. Tabii. Ama asıl Avrupa Birliği'nin tamamen resmen olarak biliyorsunuzdur, Avrupa Birliği olarak hem Kosova'yla ilişkiler, çalışmalar devam ediyor. Ama diğer taraftan da 5 devletin tanımadığından dolayı da belli sıkıntılar yaşamaktadır. Ve toplu olarak tanıma süreci tamamlanmış olmadı yani. Olmadı. Şimdi biraz Kosova'dan da söz etsek, hani olur ya izleyicilerimiz arasında Kosova ile ilgili temel bilgileri, mesela ne kadar nüfusu, ne kadar nüfusun dağılımı nasıldır? Yani başlangıç bilgiler sizin için ama bir televizyon programı için birkaç cümleyle değinelim istersen. Öyledir elbette ki, çünkü sizleri de bu programı da yine TRT'nin yayınları tüm dünyada izlenmektedir, takip edilmektedir. Her zaman yeni bilgilere ihtiyaç da bulunmaktadır. Kosova belki tarihte bilhassa bize Türklere bağlı olarak Kosova Savaşı'ndan geçmektedir. 1389 yılında yapılan birinci Kosova Savaşı ve Osmanlı padişahlardan tek şehit olan ve bugün de orada hala türbesi olan Sultan Murat Hüde Vendigar'ın döneminden daha fazla gündeme gelmişti. Elbette geçmişteki tarihi de bulunmaktadır ama asıl dediğim gibi bizim tarihimize baktığımızda bu olay ayrı bir yeri taşımaktadır. Ve daha geçişlerde Osmanlı'nın çekilişinden sonra yine Kosova'nın Sırbistan'a hakimiyeti altında veya Sırp Krallığı'nın hakimiyetinde kalması, İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya çerçevesinde bir yer olmuştu. Daha geçişlerde Yugoslavya Devleti'nin çeşitli aşamalarında geçerek son 1974 yılı anayasasıyla özerk bir bölge statüsünü kazanmıştır. Yani cumhuriyet düzeyinde olmayan bir statü ama cumhuriyet niteliğinde bayağı bir yetkileri bulunuyordu. Bugün de Kosova o topraklarda, yani 74 yılının anayasasına bağlı olarak kendi sınırları belirlenmiştir. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi 2008 yılında 17 Şubat'ta bağımsızlığını ilan eden, ondan önce Birleşmiş Milletler'in, daha doğrusu NATO güçlerinin müdahalesinden sonra bir 7 senelik geçiş döneminden sonra, Birleşmiş Milletler idari, geçici idari döneminden sonra bağımsızlığı kazanmıştır. Ve bugün Kosova nüfus sayımlarına göre son yapılan yaklaşık 2 milyon, doğrusu 1 milyon 900 milyon ama aslında Kosova dışında da yaşayan çok sayıda Kosovalılar bulunmaktadır ama nüfus sayımına yaklaşık 2 milyon ailesine sahip olan bir yerdir. Parlamenter bir cumhuriyettir. Ve bu cumhuriyetinin kurulmasında da yine uluslararası toplumuyla beraber Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, dolayısıyla Türkiye'nin de diğer devletlerin de destekleriyle bu bağımsızlık ayaklarına oturmuştur, oturmaktadır. Asıl da yapı düzeni, yani devlet düzeni, Ahtisari planının Sırbistan ve Kosova'nın görüşmeleri neticesinde uluslararası toplumunun katılımıyla belli mekanizmaları kurulmuştu ve Kosova Anayasası, ifade ettiğim gibi, tüm topluluklara hak vermektedir ve bir cumhuriyet devleti olarak, parlamenter cumhuriyet devleti olarak içerisinde de bütün toplulukları, bütün halkları kapsamaktadır. Ayrıcılığı olan bir devlet olarak da azınlık hakları, ne azınlık topluluklara daha fazla hakları veren bir anayasadır. Dolayısıyla Sırp topluluğu hemen hemen Arnavut topluluğuyla beraber sayılan bir topluluktur. %5 olmasına rağmen. Diğer taraftan Türk, Boşnak, Roman gruplarına da belli haklar verilmektedir. Kosova'da bugün yaklaşık %90 Arnavutlar oluşturmaktadır. Devamında %6 civarında Sırplar ve yüzde kalan 4 veya 5 Türkler, Boşnaklar ve Roman grupları teşkil etmektedir. Anayasaya bağlı olarak da parlamentoda 120 milletvekili bulunmaktadır. 20 milletvekili kontenjan olarak onların içerisinde 10 Sırp topluluğuna verilmektedir. Devamında Türklere 2 milletvekili, Boşnak topluluğuna 3 milletvekili, Roman gruplarına 4 milletvekili ve Goralı topluluğuna da 1 milletvekili verilmektedir. Hükümette de muhakkak hem Sırp topluluğundan bakanların olması ve diğer topluluklardan da bir bakanın olması öngörülmüştür. Bu sayede de bizler
Kosova Türk toplumunun temsilcisi olarak, hı-hı, Kosova Demokratik Türk Partisi'nin genel başkanı olarak, hı-hı, da 3. dönem Kosova, hı-hı, hükümetinde yer almaktayız. Bu çerçevede de hem Kosova bağımsızlığının deklarasyonu, hı-hı, imzalamış bir milletvekiliyiz, hı-hı, ve aynı zamanda da Kosova Cumhuriyeti'nde de dediğim gibi Türk toplumu adına 3. dönem kabinede bakanlığı yürütmekteyiz. Kosova ekonomisi, yani tamam 2 milyon hani çok büyük bir ülke değil ama Kosova ekonomisi temelde neye dayanır? Tarım mıdır? Yani sanayi tesisi var mıdır? Yani insanlar geçimlerini ağırlıklı olarak diyelim yurt dışı işçi dövizleri midir? Aslında Kosova'nın stratejik açıdan, coğrafya açıdan, hı-hı, da konumu çok önemli bir, hı-hı, yerdir. Ancak bütün bunları bu siyasi gelişmelerden dolayı maalesef bugüne kadar büyük bir avantaja, evet, dönüştürülmemiştir. Dolayısıyla ekonomik sıkıntılar da mevcuttur. Yani baktığımızda Kosova'nın toprağı verimlidir. Hı-hı. Tarımda da çok şeyler yapılabilir. Hı-hı. Kosova'nın toprağı zengindedir. Çünkü maden ocakları bilhassa lignit ve çeşitli diğer madenlerle, hı-hı, zengindir. Baktığımızda iklim şartlarıyla kış turizmine, hı-hı, müsait bir ortamdır. Nüfusu da gayet gençtir. Yani bir devletin ekonomi açısından kalkınmaya hiçbir eksiği olmayan bir potansiyeli vardı. Ama bir baktığımızda bu, hı-hı, siyasi gelişmelerden dolayı 100 senedir Kosova'nın, hı-hı, kendi kendini yönetmediğinden dolayı, ondan sonra komünist döneminde, hı-hı, postkomünist döneminde bilhassa öyle denilen Milošević döneminde de ağır darbeler alan, toplumu, hı-hı, alan çok sayıda gençlerinin bu toprakları veya Kosova'daki topraklarımızı göç eden sayı olduğundan, hı-hı, dolayı, zamanında altyapı yatırımları, hı-hı, yapılmadığından dolayı ve Soğuk Savaş'ın döneminden sonra ta ki Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına kadar, hı hı, bütün var olan fabrikaların, işletme yerlerinin, sanayi potansiyellerinin iyi şekilde kullanılmadığından dolayı bugün ekonomi sıkıntıları yaşanılmaktadır. İşsizlik yüksek bir sayıdadır, hı hı, ve bu işsizliğin nedeninden de sıkıntılar bulunmaktadır. Kosova kendi imkanlarını kullanarak, hı hı, ayakta kalmayan bir yerdir, bir devlettir. Ama aynı zamanda yıllardır Kosova çeşitli devletlere, bilhassa Batı devletlere göç verdiğinden dolayı, hı-hı, bugün onların sayesinde de kendi ekonomisini ve dinamiğini korumaktadır. Hı-hı. Arzumuz gelecek dönemde, gelecek senelerde çok daha, hı-hı, fazla yatırımların yapılması ve bilhassa siyasi engellerin kalkması. Çünkü bugün, evet, bir yatırımı yapılması için elbette ki siyasi istikrar, değil mi? İstikrarlığa daha fazla benim diyebileceğim siyasi engellerin kaldırılmasına. Hı-hı. Biraz önce ifade ettiğim gibi Birleşmiş Milletler'de üye olmadığımızdan, evet, dolayı, Avrupa Birliği de tamamıyla tanımadığından, tamam, dolayı malların üretiminin ve satımında, hmm, belli sıkıntılar bulunmaktadır. Ve etraf devletler, bilhassa da Sırbistan'ın biraz bu konularda engel koymasıyla, hmm, bu siyasi engeller ekonomiye yansıması oluyor. Dolayısıyla, hmm, ekonomide de kalkınma, hmm, gereken şekilde gerçekleştirilmiyor. Gerçekleştirmediğinden dolayı da işsizlik ve, evet, diğer sorunlar artmaktadır. Şimdi tam bu ekonomik kriz, göç demişken küçük bir bandımız var bu göç sorunu ile ilgili. Onu bir izleyicilerimizle paylaşalım, sonra bunun üzerine daha detaylı konuşalım. Tamam. Kosova, Balkanların kendisi küçük ama jeopolitik önemi büyük ülkesi. Burası bölgenin en fakir evi, üstelik yorgun, hem de çok yorgun. Üzerinde 1990'lardan 2000'lerin başına dek süren bir savaşın, resmi olarak bitse de hala devam eden bir gerilimin izleri var. Bu ülkede bir kıvılcımın yangına dönmesi an meselesi. Tam 7 yıl önce 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etti Kosova. O günden bu yana da ne ekonomik sıkıntıları aşabildi ne de siyasi krizler çözüldü. Kosova'da bugün işsizlik %40-45'ler düzeyinde. Nüfusun %18'i günde 1 dolarla geçiniyor. %27'si ise günlük 2 doların altında bir gelirle yaşıyor ve artık halk akın akın ülkeyi terk ediyor.
2015 yılının sadece ilk 6 haftasında iltica başvurusu yapan Kosovalıların sayısı 23 bin. Yani 2014 yılının 6 aylık rakamlarından çok daha fazla. Bunlar resmi rakamlar. Bir de kaçak göç konusu var ki tam da bu noktada rakamlar çığ gibi büyüyor. Öyle ki önlem alınmazsa bir yıl içinde Kosova nüfusunun 6'da 1'i göç edecek. Bu gerçek hem çok trajik hem de çok düşündürücü. Almanya, Kosovalı göçmenlerin hayallerini süsleyen ülke. Ancak göç yolunun başında yine 3 ay önce sınırlarını Kosova'ya açan ve pasaportsuz geçişi sağlayan Sırbistan var. Sırbistan'dan pasaportsuz geçenlerse çoğunlukla Arnavut ve Romanlar. Gece yarısı gizlice Macaristan'a geçen pek çok Kosovalı için bu zorlu göç yolunun çoğu aşılmış demek. Çünkü Macaristan diğer Avrupa ülkelerine geçişte herhangi bir vize ya da belge kontrolüne tabi değil. Kosova'nın göç hikayesi böyle. Avrupa ise bu beklenmedik göçün şaşkınlığında. Tam da kapandı diye düşündüğü Kosova sorunuyla yeniden karşı karşıya. Ve belki şimdi Kosova için artık yeni şeyler söylemek ve bir şeyler yapmanın tam vakti. Evet, şimdi tam da bu göç meselesini konuşuyorduk. Bandımızda da özetlendi. Nedir bu göç sorunu, göç hikayesi, arkasındaki dinamikler? Elbette bunun bir tarihçesi de var olduğunu diyebilirim. Eski Yugoslavya'nın parçalanmasıyla beraber ve öncesinde de Kosova'da fazla büyük yatırımlar zamanında da yapılmamıştı. Savaş havası da olduğundan dolayı, ondan sonra savaşında yaşanılan nedenlerden dolayı da ekonomi çökmüş duruma gelmişti. Ama halk büyük umutlarla yeni devletin kurulmasıyla beraber bunu siyasi anlamda uluslararası toplumunun desteklediği gibi ekonomi alanında destekleneceği umutlarıyla herkes büyük beklentilerde bulunmaya başladı. Maalesef tanıma süreci, bağımsızlık iyi gitmesine rağmen siyasi anlamda gereken başarıyı elde edemedik. Belki yalnız biz değil, bu etkenlerden dolayı hala Birleşmiş Milletler üyesi değiliz. Tek Kosova bugün Balkanlardaki ve etraf devletlerden vize muafiyeti tabi tutulmayan, yani bize vize kolaylıkları bulunmamaktadır. Diğer taraftan tüm Avrupa devletlerinin tanımadığından dolayı da elbette ki bazı idaredeki hatalardan dolayı da ekonomik kalkınma ve o beklentiler en iyi bir şekilde karşılanmadı. Oysa dünyanın her yerinde olduğu gibi yaşam şartları, malların fiyatı, hayat pahalılığı veya hayat kolaylıkları benzer oluyor. Dolayısıyla önceleri de, yıllar öncesi de Kosova'dan çok sayıda gençlerin Avrupa'ya göç ettiğinden dolayı da ve hemen hemen herkesin ailesinden yakını, biri bir yakını olduğundan dolayı bu umutlarla Kosova'yı terk etmeye başladılar. Daha iyi bir yaşam şartları bulma amacıyla, ama aslında hiçbir şey daha iyi yoktu. Evet. Zaten bugün onlar aynı sıkıntıları da yaşamaktadılar. Bizim arzumuz daha fazla iş yerlerinin açılması. O çerçevede de hükümet olarak çalışmaktayız. Ama dediğim gibi siyasi engellerden dolayı, tanıma sürecinin tamamen sonlanmadığından dolayı, ekonominin canlanması yalnız bizim kaynaklarımızda yetmediğinden dolayı ve gereken desteği de belki almadığımızdan dolayı halkın bu beklentileri en iyi bir şekilde karşılanamadı. Diğer taraftan da Kosova'da yaşayan gençler, vatandaşlar diğer devletlere bakarak onların serbest hareket ettiğini gördüklerinden dolayı, malların yine aynı şekilde satıldığını, yatırımların yapıldıktan sonra çok daha kolay kazanca çevirebildiğinden dolayı biraz umutlarını kaybedip gibi Kosova'yı terk ediyorlar. Ama acil planlarla beraber, yeni hükümetle beraber kısa bir süre içerisinde bu sıkıntıları kaldıracağımıza inanıyoruz. Kosova yüzyıllardır
sıkıntılardan geçen bir yerdir, bir coğrafyadır. Orada yaşayan tüm halkların sıkıntıları 100 senedir belki devam eden sıkıntılardır. Hı hı. Bunun da üstünden geleceğine inanarak hükümet olarak da toplum olarak da daha işbirliği içinde çalışmamız gerekir. Bu bugünün sorunu değil siz de ifade ettiğiniz gibi ama evet. Son aylarda hızlandı. Böyle bir basın daha çok yer almaya başladı. İşte 40 bin, 50 bin. Bu Sırbistan'ın serbest geçişi uygulamaya koymasıyla mı alakalı bu hızlanması? Biz Birleşmiş Milletler'in işte 99 yılı savaşından sonra NATO'nun müdahalesinden sonra Birleşmiş Milletler'in idaresi kurulmasıyla beraber gerçekten Kosova'da yeni bir yapı, örnek bir yapı kurulmaya başladı. Bir arada da artık hem Birleşmiş Milletler hem önemli uluslararası toplumlar veya devletler diyebiliriz. Artık Kosova'nın bir bağımsızlığa dönüştürülmesi düşüncesi yansıdı. Diğer taraftan da zaten onu Kosovalılar istiyordu ve bu artık tamamen bir başarı öyküsüne dönüştü diyebiliriz. Son senelerde de biraz herhalde siyasi, dünyadaki siyasi gelişmeler, ekonomik sıkıntılarda Kosova'yı biraz arka planda bıraktı. Arka plandan bırakıldığından dolayı da açıkçası da Sırbistan bunu biraz daha fazla ve Sırbistan müttefikleri kullanmaya başladılar. Dolayısıyla çeşitli teşviklerle, çeşitli yanlış bildirmelerle ve halkın da önceden ifade ettiğim gibi beklentileri yüksek olduğundan dolayı herkes sanki bu şeye kapıldı diye Avrupa'da çok daha iyi bir hayat vardır. Çok daha rahat iş bulabiliriz, imkanları bulabiliriz. Ama aslında o kadar da öyle değil. Kosova'da sıkıntılı ve zor olduğu kadınlar Avrupa'da da artık iş bulmak çok zor. Dolayısıyla sizin de sorunuza evet bazı etkenler neticesinde de bunlar maalesef gerçekleşiyor. Peki bazı çağrılar oldu Avrupa ülkelerine Kosova'dan izinsiz gelenleri deport edin gibi veya hükümetin bir hani siyasi sorunlar bir yandan gidiyor kendi mecrasında ama bir eylem planı ortaya kondu mu Kosova hükümeti tarafından? Elbette eylem planı da yapıldı. Zaten bu devletlerle de istişarelerde bulunuyor. Ama bir taraftan da sanki bu konuyu ciddi almadı. Bir taraftan da sanki kendiliğinden sınır kapıları açıldı gibi herkes olayın boyutunu fark edince harekete geçmeye başladı. Bizim arzumuz Avrupa Birliği'nden, batılı devletlerden, Kosova'nın da diğer devletler olduğu gibi görüşülmesi, aynı açıdan bakılması gerekmektedir. Ve biraz daha fazla dikkat ve yatırımların yapılmasını ihtiyaç olduğunu diyoruz. Eğer bu konuda olumlu bakışlar gerçekleşirse ve Kosova'da diğer devletler olarak hem Avrupa Birliği katılım sürecinde hem de vize muafiyeti sürecinde ilerlemeler gerçekleştirirse o zaman zaten kendiliğinden de yatırımlar daha fazla yapılacaktır. Kosova'da üretilen mal çok daha kolay dünyaya satılacaktır. Yalnız Kosova'da diğer devletlerin malları satılmayacaktır. Yani dolayısıyla bu bir çeşit veya bir nevi üretim artacaktır. Kalkınma gerçekleştirecektir. Daha fazla iş yerleri açılacaktır. Ve böyle bir göçe ihtiyaç kalmayacak. Peki bütün bu olan biten ülkedeki Türk varlığını nasıl etkiliyor? Ne kadar Türk var? Daha çok bu hani gerek siyasi tartışmalar, gerek ekonomik tartışmalar, oradaki Türk varlığı mesela ana dilin eğitiminden tutun da ekonomik duruma kadar. Evet, orada işte Kosova'da yüzyıllardır, böyle barış içerisinde, tüm diğer topluluklarla kardeş düzeyinde yaşayan bir Kosova Türk toplumu bulunmaktadır. Kosova Türk toplumunda kendi diliyle, kültürüyle, gelenek ve görenekleriyle, dini bağlılığıyla devamlı ve dinamik bir toplumdur. Kendi dilini korumuş, dini değerlerini korumuş bir toplumdur ve bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Sayımızın az olmasına rağmen, yani %1.1 civarında nüfus olarak bulunmaktayız. Yaklaşık 20 bin civarında. Ama ona rağmen verdiğimiz siyasi mücadele neticesinde hem bugün hem dün, yarın da onu vereceğizdir.
eğitimimizin Türk dilinde olması, hı hı. Türkçe olması, ana dilimizde olması, hı hı. yine kendi değerlerimizi koruma açısından hem gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü, folklorumuzu, hı hı. tüm bizi biz yapan değerleri koruma açısından sivil örgütlerimizle beraber, derneklerimizle beraber çalışmaktayız. Hı hı. Bu anlamda da eğitim, işte ilkokul, lise eğitiminden hı hı. sonra çoğu öğrencilerimizi Türkiye'ye yüksek hı hı. Öğrenim için göndermekteyiz. Onların dönüşünü de bekliyoruz. Maalesef hı hı. burada biraz sıkıntılar da belki yaşanıyor bu ekonomik durumlardan da. Yani bizim Kosova Türk Toplumu olarak, parti olarak, başta Kosova Demokratik Türk Partisi ile beraber orada hı hı. o toplumu kalıcı yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Göç meselesi, ekonomi meselesi belki Kosova Türk Toplumunu bilhassa ekonomi anlamında, göç anlamında fazla hı hı. sıkıntılar yaşamadık. Hı hı. Ama az olsa da bazı ailelerimiz, bazı gençlerimiz bu dalgaya katılmış oldu. Ama ekonomi açısından, işsizlik açısından toplumumuz genellikle şehirlerde yaşadığından dolayı ve fabrikaların, üretim kapasitelerin çalışmadığından dolayı işsizlik konusunda sıkıntılarımız bulunmaktadır. Biz de bunları genellikle Türkiye ile, Türkiye hı-hı. Cumhuriyeti ile ilişkilerde yatırımların hı-hı. gerçekleştirilmesinde telafi etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da işte bir bakan olarak milletvekillerimizle beraber, belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimizle beraber Türkçe'nin sesini, Türk bayrağını da hı-hı. çeşit hem duyuruyoruz hem dalgalandırıyoruz. Hı-hı. Diğer taraftan da bizim için önemli olan özellikle Kosova'nı ve Kosova Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile beraber her alanda her yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ve bunun Kosova'ya olduğu gibi Kosova Türk toplumuna da yansımasıdır. Evet, siz demin de ifade ettiniz. Türkiye'nin Balkanlarla ilişkisi 5 asırdan fazla bir süre, değil mi? Evet. Uzun bir şey. Bu tabii bir Türkiye'ye sorumluluk da beraberinde getiriyor. Bir de zaten Türkiye'de milyonlarca Balkan kökenli vatandaş yaşıyor. Kosova'dan da ya da nasıl diyelim Kosova Türk'ü falan nasıl diyeceğiz onu, nasıl tanımlayacağız? Türkiye'de yaşayan epey bir var mı Türk? Valla iyi dediniz, Kosova'dan, Kosovalılardan. Çünkü işte bak, Kosova'dan bile zor yani, yalnız evet. Türklerden değil, hı-hı. Arnavutlardan da çok sayıda gelen Kosova vatandaşı hı-hı. bulunmaktadır. Aynı şekilde Boşnak topluluğundan hı-hı. hatta diğer topluluklardan da var olduğunu diyebiliriz. Hı-hı. Ve bu göç 100 senedir devam ediyor hı-hı. ama belki en büyük o dalgası 50-60 seneleri arasında gerçekleşen bir dalgadır. Keşke belki olmasaydı ama bir taraftan da öyle bir topluluğun burada evet. da olması bugünkü ilişkilere evet. ayrı bir dinamik, ayrı bir güç katmaktadır. Hı-hı. Ve bizler bu ilişkileri devam ettiriyoruz. Çeşitli derneklerimizle beraber ilişkilerimizi hı hı. devam ettirmekteyiz. Ve o bağların gün be gün daha güçlenmesini beklemekteyiz. Bu anlamda da biz yine toplum olarak bütün bu ilişkiler içerisinde kalıcı bir toplum olmak istiyoruz. Hı hı. Bizim vatanımız Kosova'dır hı hı. ama Kosova'da da eğitimimizle, ekonomi gücümüzle hı hı. beraber, siyasi etkinliğimizle beraber hı hı. ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu ayakta kalmamızda da Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği büyüktür. Burada bulunan işte önceki senelerde buralara göç eden Arnavut olsun, Türk olsun, hı-hı. Boşnakların da desteği bulunmaktadır. Hı-hı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlardaki etkisi belki 5 asırdan beri hı-hı. devam ediyor ama bu yeniden son 10 veya Soğuk Savaş'tan sonra hı-hı. dünyadaki gerçekleşen gelişmelerden hı-hı. sonra artmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de bu rolünü gün be gün daha iyi kullanmaktadır. Hı-hı. Siyasi anlamda, hı-hı. ekonomi anlamında da. Bizler de orada bir Türk olarak baktığımızda, hı-hı. yine hükümette doğal olarak tüm Kosovalıların bir bakanıyız da. Diğer temsilcilerde de Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Devleti'nin ağırlığını ve itibarını
onların ağzından da duyduğumuzdan mutlu oluyoruz. Hangi kurumları var Türkiye'nin kamu kurumları anlamında, devlet kurumları anlamında? TİKA falan var değil mi? Evet, evet. TİKA yıllardır güzel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Hem tarihi eserlerin korunmasında ama aynı zamanda da şirketlerin veya çeşitli işletmelerin daha güçlü olmasında, belediye kapasitelerinin artırılmasında, altyapının geliştirilmesinde destekleri, katkıları bulunmuştur. Bundan böyle de devam etmektedir. Yine aynı şekilde Yunus Emre Kültür Merkezi, evet, Enstitüsü bulunmaktadır. Önemli kurumlardan, hepimiz için önemli Türk askeri de yıllardan beri orada bulunmaktadır. Evet, şey, hemen NATO müdahalesinden sonra koğuşlanan bir Türk askeri taburu bulunmaktadır. Hala da bugün faaliyetlerine devam etmektedirler. Barış için var olan bir misyondur. Onu herkes seviyor. Bizler de seviyoruz. Ve o bizleri gururlandırıyor. Bir taraftan Türk askerinin ne kadar güçlü olduğunu, diğer taraftan da Türk askerinin herkese aynı mesafede herkesi kucakladığını ifade etmektedir. Elbette ki orada Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçiliği bulunmaktadır. Ve devamında çeşitli çalışma ve işletme Peki özel sektör yatırımlarından neler vardır? Biraz onlara değinsek. Evet, onları da zaten anlatmaya çalışıyordum. İki sene önce yine Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman o dönemki Sayın Başbakan'ın, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açılımıyla da havalimanının 20 seneliğine işletmeye alındığı Limak şirketi tarafından işletilmektedir. Aynı şekilde elektrik dağıtımı Limak Çalı Grubu tarafından gerçekleştirilmektedir. Otoyolu, Kosova'nın tek otoyolu, bir kısmı yapılan, hala Üsküp tarafına devam eden Enka tarafından gerçekleştirilmektedir. Bankalar, finans şeyleri bulunmaktadır. TEB Bankası, BKT veya İş Bankası olsun, yakınlarda da bazı diğer bankalarda açılacaktır. Bazı diğer işletmelerde, Türk okulları da bulunmaktadır ve çeşitli diğer derneklerin çalışmaları ve etkinlikleri bulunmaktadır. Bu tabii havalimanı, elektrik dağıtım işi, otoyol, bunlar Kosova ölçeğinde büyük projeler değil mi? Evet, aslında Priştina veya işte Kosova'da bulunan havalimanı, Priştina havalimanı örnek projelerden biri. Ve bu diğer projeler için de iyi bir örnek olduğunu da ifade edebiliriz. Devlet ve devlet ve özel sektörün ortaklaşa gerçekleştirdiği bir yatırımdı. Buna rağmen biz daha fazla yatırımları bekliyoruz. Bilhassa üretim alanında daha fazla yatırımların gerçekleştirilmesi, Türk iş adamlarının hem tecrübeleri hem girişimciliğinin aktarılmasıyla beraber, yeni üretim kapasitelerinin yaratılmasıyla beraber bir nevi oradaki halkın da huzuru artmış olacaktır. Herkesin de daha bir mutlu şekilde yaşayabileceğini inanıyoruz. Bu Peki, konuda da Türkiye'den sanırım fazla bir şey istediğimiz değil. Evet, yatırımcılardan hani izleyenlerimiz varsa bizim, ya da yöneticilerden, hani bir sektör şeyi yapılabilir mi? Türk şirketleri için diyelim, cazip olabilecek alanlar. Tarım sektörü, hayvancılık, tarım sektörü, devamında kış turizm sektörü, enerji konusunda enerji işletmeleri ve madencilik konusunda yapılabilecek konulardır. Diğer taraftan Kosova'nın yine Türkiye için önemli bir olan öncülüğü, belki dediğimiz gibi vize muafiyeti bulunmamaktadır. Ama malların satılmasında Avrupa'ya serbest ticaret bulunmaktadır. Aynı zamanda benzeri şekilde Avrupa Birliği'ne de. Dolayısıyla bir lojistik merkezde olabilir ve belli bazı malların Türkiye'de ve Kosova'da üretilmesiyle beraber sanırım hem üretici için kolaylık olacaktır ama diğer taraftan da kazanç iki tarafa sağlanılacaktır. Başka bir bağımsız ülkeden söz edince sanki hep bir uzaklık algısıyla birlikte düşünüyoruz. Siz uçakla bu sabah geldiniz. Ne kadar sürdü? Siz söyleyin ki yani izleyicilerimiz. Evet, evet. 1 saat 10 dakika. Yani buradan 1 saat 10 dakika trafona gidemeyiz. Sabah akşam bulunuyor. Evet. Yani bu akşam da denebiliriz ama yani, herhalde bu akşam İstanbul'da kalacağızdır. Evet. Yani, biraz Hazret gidemeyiz. Yakınlık hani bilinsin öyle diye. Çünkü buradan uçağa binseniz Trabzon'a 1 saat 10 dakikada gidemezsiniz. Daha yakın yani İstanbul, Kosova deyince böyle başka uzak bir coğrafyada, uzak bir devlet değil yani.
fazla yani. Uzak değil yakın, coğrafya açısından da şey. Ama gönüller açısından gönüller da fazla uzak yakın, değil. Evet. Gördüğünüz gibi benzeri dili yani konuşuyoruz aslında biz de Türk'üz. Ama evet. Belki biraz oradaki şivemiz evet. Değişik. Bir kısım tamamen öyle konuşur. Hı-hı. Türk eğitiminde zaten Türkiye Türkçesi evet. Kullanılıyor. Diğer etkinlikler aynı şekilde hı-hı. Yapılmaktadır. Bilhassa işte biz Kosova Türkler olarak da 23 Nisan oradaki hı-hı. Kosova Türklerinin bayramı olarak ilan ettik. Hı-hı. Ve her sene kutluyoruz. Sizleri de davet ediyoruz. Bu sene yine İnşallah. Güzel kutlamalarımız olacaktı. Hı-hı. Diğer taraftan diğer topluluklarda yani Arnavutlarda, hı-hı. Boşnaklarda, diğerleri de Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bir devlet olarak görüyor, dost devlet olarak görüyor. Aynı şekilde de siyasi anlamında, hı-hı. ekonomi anlamında ilişkiler iyi geliştirilmektedir. Bilhassa Türkiye'nin Kosova'yı, Kosova Cumhuriyeti'ni ilk devlet olarak bağımsız tanıması bu yakınlığı, bu dostluğu daha da pekinleştirmiştir. Öyle bir sembolik durum da var değil mi? Öyle, i̇lk defa bağımsızlığını öyle. Tanıyor. Resmi geçmiyor ama aslında evet. Öyledir. Fiilen. Peki bu siyasetten açılmışken Kosova Dışişleri Bakanı Haşim Taçi geçen hafta Ankara'daydı. Bir dizi temaslarda bulundu. Gerçi üst düzey geliş gidişler bitmiyor ama hani Dışişleri Bakanlığı düzeyinde resmi görüşme olduğu için bu görüşmenin içeriği öne çıkan konular nasıl diye geçti acaba sonuçları açısından bir değerlendirsek? Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar Kosova Cumhuriyeti'nin tanımasına, diğer devletler tarafınca tanınmasında etkeni büyük hı-hı. olmuştur. Kosova Cumhuriyeti'nin, Kosova Devleti'nin yapılanmasında TİKA sayesinde, Dışişleri Bakanlığı sayesinde, polis veya askeri sayesinde büyük destekler sağlanılmıştır. Hı hı. Dolayısıyla bunlar da konuşulmuştur. Bu desteklerin de ileride devam edilmesi mutabakatı hı hı. yapılmıştır. Çünkü o başka çeşit olamaz dostane ilişkiler içerisinde. Hı hı. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kosova'ya verdiği önemini bildikten sonra hı hı. bu işlerin bundan böyle de devam edeceğini, hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'ya desteklerini devam edeceğini biz şahsen hı. inanıyoruz. Hı hı. Bu dönem içerisinde umarım biraz önce sizin de sorduğunuz hangi konular üzerinde daha fazla hı hı. ekonomi çalışmalar yapılabilir diye evet. konularda gündeme gelmiştir. O konularda da destek hı hı. istenilmişti. Desteklerin de devam edeceğini inanıyoruz. Ben hı hı. tekrar buradan da bir daha Türk iş adamlarına, hı hı. Türkiye vatandaşlarına hı hı. Kosova'da gelip tarım alanında, hı hı. eğitim alanında bilhassa, hı hı. Enerji hı hı. alanında, kış turizmi alanında, madencilik alanında da gelip orada iş yerleri açmaları ve aynı şekilde yatırımlarını yapmalarını davet ediyor. Kış turizmini vurguladınız. Dağlık bölgeler var mıdır? Hani kayak yapacak? Evet. Meşhur Şar Dağları'mız. Değil mi? Evet. Meşhur Şar Dağları'mız zaten biliyorsunuz Hı-hı. Türkiye'de bulunmaktadır. Vardar Ovası Şar Dağı'na bağlı bir türküdür. Dolayısıyla hem Hı-hı. coğrafyası ama kış aylarında da Hı-hı. kış turizmin yapılabileceği bir Türkiye'deki kültürel kurumlarla Kosova Türkleri dernekleriyle federasyonlarla vakıflara ne varsa bir yoğun temas hani burada Kosova günleri orada işte Türkiye günleri zaman zaman görüyoruz çünkü Türk sineması haftası Türk öyle, kültür günleri öyle. Benzeri Türkiye'de de yapılıyor mu? Yapılıyor. Kosova haftası, Kosova günleri filan. Belki gördünüz de Kosova evet. bağımsızlık günleri evet. hemen hemen her şehirde de Hı-hı. kutlanıldı, kutlanılmaktadır. Hı-hı. Ankara'da olsun, Bursa'da olsun, İzmir'de, Hı-hı. burada İstanbul'da çeşitli belediyelerde, Hı-hı. Bayrampaşa Belediyesi, Küçükçekmece Hı-hı. Belediyesi, bazı diğer belediyelerde de evet. yapılmaktadır. Ve burada dernekler arasında da iç içe bir işbirlik bulunmaktadır. Hı hı. Hemen hemen Kosova'daki adlandırılmış her şehrin burada bir derneği bulunmaktadır. Hı hı. Ben biraz sonra burada bulunan Prizrenliler Kültür ve Dayanışma hı hı. Derneği'ni ziyaret edeceğimdir. Hı hı. Son gelişimde Rumeli Türkleri Kültür hı hı. ve Dayanışma Derneği'ni, Rumeli Vakfı'nı, hı hı. Kosovalılar Derneği'ni, hı hı. yine aynı şekilde İpekliler Derneği bulunmaktadır. Ve çeşitli hı hı. diğer derneklerde bulunmaktadır ve burada hiç etnik yapıya bakılmaksızın evet. çalışmalar, işbirlikler yapılmaktadır ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bunun devamında da hı-hı. sizin de yakından bildiğiniz hı-hı. belediyeler bulunmaktadır. Hı-hı. Hatta Kosova'dan da birkaç belediye, hı-hı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde hı-hı. bulunmaktadır. Çok sayıda kardeş belediye hı-hı. protokolleri hı-hı. bulunmaktadır. Yani
oradaki insanımız, buradaki insanımız hem akraba açısından ama gönül açısından da dost ve kardeş bağlılığı bulunmaktadır. Peki şimdi programımızın sonuna doğru geldik. Hani süre hızlı geçiyor. 2015 yılı perspektifi ne baksak. Kosova'da 2015 yılında işte en öne çıkacak bir konular neler olabilir? Hangi başlıklar? Yani yıl sonuna kadar sizin gündeminizi ne işgal edecek? Elbette bizi hala işgal eden siyasi konularda maalesef Sırbistan'la gerçekleşen görüşmeler. Ve o görüşmeler neticesinde Sırbistan'ın bir nevi beklentilerinin karşılanması ama Kosova Cumhuriyeti'nin de beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentilerde artık Sırbistan'ın Kosova'yı engellememesi, Avrupa Birliği katılım sürecinde engel koymaması, aynı şekilde Birleşmiş Milletler'de üye almamız açısından engelleri ortaya koymaması ve bunları aşmamız bizim önceliğimizdir. Evet. Ve tahmin ediyoruz Sırbistan'la gerçekleşen en üst düzeyde görüşmeler, iki başbakan arası ve diğer teknik ekipler arasında da var olan sorunları da ortadan kaldırmakla beraber Kosova ve Sırbistan'a yeni bir ufuk, yeni bir yol açılacaktır. Diğer taraftan taraftan elbette bunları takiben, çünkü siyasi olaylar bazen hepimiz biliyoruz istediğimiz şekilde gelişmiyor. Evet. Bu hükümetin de ortaya koyduğu öncelikleri bulunmaktadır ve en büyük öncelik de ekonomi kalkınmadır. Ortadaki işsizliğin kaldırılması, diğer taraftan sağlık alanı, eğitim alanı ve diğer alanlarda, tarımda veya enerjide olsun daha fazla ilerlemelerin gerçekleştirilmesi. Biliyorsunuzdur geçen sene Haziran ayında seçimler yapılmıştı. Evet. Bu siyasi anlaşmamazlıklar nedeninden dolayı ve bazı anayasa eksikliklerinden dolayı 6 ay hükümet kurulmamıştı. Aralıkta ancak zor kuruldu değil mi? Ancak Aralık'ta kuruldu. Hala ilk 100 günümüzü günümüze ulaşamadık. İnanıyoruz bu 100 gün içerisinde gereken yasal altyapıyı ve diğer konuları gereken şekilde oturtursak önümüzdeki dönemde ekonomik kalkınma ve bu siyasi Sırbistan'la bilhassa siyasi anlaşmamazlığa son verilecek. Şöyle kapatalım hani Türkiye-Kosova ilişkileri, 2010 beklentileri, dilekleri ve işte Türkiye'deki evladı Fatiha'nın tabiri vardır ya. Balkan Türkleri ya da Kosova Türklerinin olan mesajınızla böyle bir toparlamış kapatmış olalım. Öyledir, öyledir. Kosova her zaman Türkiye'ye bağlı bir bölgeydi. Yani 100 sene önce de gidip geliniyordu belki daha zor şartlarda. Komünist döneminde de yine aynı şekilde ilişkiler devam ediyor. Bugün her şey çok daha rahat. Evet. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi uçakla bir saat içerisinde burada oluyoruz. Yatırımların gerçekleştirilmesinde ikili anlaşmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde serbest ticari anlaşmasının da parlamentolarda imzaladıktan sonra iki devlet arasında yürürlüğe geçmesini bekliyoruz. Bu önemli beklentilerden biridir. Bu Kosova'daki tüm Kosovalılara, özellikle Kosova Türklerine de ayrı bir güven verecektir. Hani bu anlamda bizim bir Kosovalı olarak beklentilerimizin bu ilişkilerin sıcak tutulması, daha fazla desteklenmesi ve birebir çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Bizler de bundan böyle de bir Kosovalı olarak hükümetimizin en iyi çalışmaları gerçekleştirmesi için katkılarımızı sunacağızdır. Ama bütün bu çalışmalar içerisinde yine Kosova Türk toplumunun orada güçlü kalması için, kalıcı olması için eğitim, kültür ve diğer haklarda sağlamakla beraber onların daha da ileriye götürülmesi, yine bu halkın daha kalıcı olması için ekonomi yatırımların çeşitli özel girişimlerimizle veya böyle programlarla veya çeşitli görüşmelerde davet ederek yeni bir havanın yaratılmasını istemekteyiz. Ve bu çerçevede de biz bundan böyle de çalışmalarımızı devam edeceğizdir. Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkilerinde köprü rolünü üstlendiğimiz gibi bunun daimi bir bağlantı olmasını sağlamaya çalışacağızdır. Ama elbette ki her zaman dediğimiz gibi
çocuklarımızın, gençlerimizin, yeni nesilleri için yeni umutlar yaratmalıyız. Bu umutlarda da, bu umutlarımızla da sizlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Devleti'nin aynı şekilde bize yardım olacağına inanıyoruz. Bu dileklerinize kapatmış olalım. İnşallah 2015 yeni umutlar, yeni işbirlikleri, dostluklar getirsin. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kosova'ya da bizden selam götürün. Sağ olun. Sizleri de bekliyoruz. Sağ olun. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'ı konuk ettik. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.